efendim. Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Biz bugün Doğu Türkistan'ı, Doğu Türkistan'daki zulmü konuşacağız. Bugünkü konuklarım Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Sayın Seyit Tümtürk ve Memursen İl Temsilcisi Sayın İbrahim Bahşi. Efendim ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Seyit Bey? Sizden başlayalım. Yani tabii usul gereği iyiyiz diyelim. Biz Türkiye'de iyiyiz. Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanatları altında hür, özgürce her türlü ibadetlerimizi, her türlü vecibelerimizi, her türlü yaşam imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Bizden yana bir sıkıntı yok ama bizim ata yadigarı, ata topraklarımız olan Doğu Türkistan'da bugün 35 milyon Müslüman Türk kardeşimiz, soydaşımız, dindaşımız 1,5 milyarlık komünist Çin işgalinde ve 1949 yılında işgal edilen Doğu Türkistan'da 69 yıldır bir soykırım uygulanıyor. Ve bu soykırım artık son 2 yıldır dayanılmaz boyutlarda en vahşi araçlarla, en vahşi uygulamalarla icra edilmekte. Bugün Doğu Türkistanların artık kıyameti kopmuş diyebiliriz. Evet, bu zulme konuşacağız. Sayın İbrahim Bahşi, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim? Hoş bulduk. Hamdolsun. Siz de iyisiniz. Ben de teşekkür ederim. Evet. Sayın Seyit Tümtürk, biz ekranlardan görüyoruz, sosyal medyadan görüyoruz. Hakikaten Doğu Türkistan'da Çin'in uygulamış olduğu o zulüm politikası kabul edilir, katlanılır gibi değil. Doğu Türkistan'ın önemi nereden geliyor ki? Çin neden bu kadar Doğu Türkistan'dan çekilmiyor, zulmediyor? Öneminden bahsedelim. Tabii doğru bir soru sordunuz, isabetli bir soru. Doğu Türkistan bugün yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından dünyanın en bakir coğrafyası, en zengin kaynaklarına sahip bir bölge. Birkaç örnek verecek olursak, bugün petrol, doğalgaz, kömür, uranyum, altın, gümüş, 118 çeşit maden bulunuyor Doğu Türkistan'da ve bugün 1,5 milyarlık Çin'in yıllık %10-12'lik ekonomik kalkınmayı gerçekleştiriyor olmasının arka planında bu bölgeden almış olduğu enerji, hidrokarbon, petrol, doğalgaz, kömür, nükleer santrallerini çalıştırdığı uranyum, her çeşit yeraltı ve yerüstü kaynakları adeta o bölgeden kaçırılırcasına bu bölge sömürü bir düzeniyle o bölgedeki insanlar fakir, köle haline getirilmiş ama o bölgenin gerçek sahiplerinin hakları ellerinden alarak bugün Çin ekonomik sıçramayı, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş durumda. Birincisi doğal zenginlikler. Yani Çin'in bugün Doğu Türkistan'daki işgalinin sürdürülüyor olmasının, bunun vahşi bir şekilde uygulanıyor olmasının arka planında o bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynakları. Hemen ikinci planda da Doğu Türkistan'ın stratejik ve jeopolitik konumu, önemi, Çin'in adeta batıya açılan bir kapısı olarak adlandırabileceğimiz Doğu Türkistan'ın özellikle Orta Doğu'da batılı güçlerin o bölgedeki petrol ve doğalgaza yönelik ambargoları, o bölgedeki enerji rezervlerine yönelik ablukaları Çin'i farklı alternatif enerji kaynakları arayışına itmiştir. Bu arayış içerisinde tabii ki Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde üretilen petrol ve doğalgaz Çin'in en önemli tercihlerinden ve tedarik bölgelerinden birisidir. Bugün Azerbaycan'dan tutun Türkmenistan'a, Kazakistan'dan işte Özbekistan'a kadar, hatta Kırgızistan'a kadar petrol, doğalgaz, her türlü enerji rezervi Çin'in ihtiyacına sunulmuş durumda. Bu Batı Türkistan'daki enerjinin Çin'e taşınmasında da yine Doğu Türkistan anahtar bir rol üstlenmiş durumda. Yine Çin'in dünyanın en büyük üretim üssü haline gelmiş olduğunu görüyoruz ki bu da yine yukarıda bahsettiğim gibi yeraltı ve yerüstü kaynaklarına hiçbir bedel ödemeden en ucuz bir şekilde o bölgelerden, sömürü bölgelerinden, işgal bölgelerinden elde etmiş olduğu enerjiyle ve yine cezaevlerinde bulundurduğu suçsuz, haksız, yargısız milyonlarca insanı cezaevlerinde köle işçi olarak çalıştırıyor olması, enerjiye ücret yok, işçiye ücret yok. Böyle bir rekabet, böyle bir rekabette üstünlük dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve Çin bugün dünyanın en büyük pazarı, en büyük üretim üssü. Bu ürettiği malları da batıya pazarlarken Çin önümüzdeki yüzyılda elbette Pekin'den Londra'ya kadar inşa edeceği İpek Yolu projesi ki bu tarihi İpek Yolu'nu şimdi
yüksek hızlı trenle yeniden ihya ederek tarihi İpek Yolu üzerinde bir ticari avantajı elde edecek. Bu Doğu Türkistan'dan geçecek olan İpek Yolu projesi, yani yüksek hızlı tren projesi. İşte bu yönüyle baktığınızda da yani yeraltı ve üst zenginlikleri, jeopolitik stratejik konumu, İpek Yolu projesi, yüksek hızlı tren projesi, bunların tamamını ele aldığımızda Doğu Türkistan'ın stratejik konumu ve ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkıyor. O yüzden Çin Doğu Türkistan'ı bırakmak istemiyor. Tam bu noktada bugün Çin, Batı'nın, Amerika'nın, Çin'in yükselen trendi, yükselen gücünü ve Amerika'ya rakip olarak 21. yüzyılda ortaya çıkışını engellemek ve dengelemek için son 10 yıldır, 10-15 yıldır Çin'i Pasifik'te, Asya Pasifik'te kuşatıyor. Askeri açıdan kuşatıyor. Bu Avustralya olsun, bu Malezya olsun, bu Filipinler olsun, bu Hindistan olsun, Asya'daki birçok ülkeyle ittifaklar kurarak oradaki anlaşmalarla Çin'in kuşatılması, çerçevelenmesi gerçekleştirilmiş durumda ve son 1-2 yıldır da Çin'e yönelik ambargoların, ekonomik ambargoların, gümrük vergilerinin artırılması Çin'i bir krizin beklediğini de çok net görebiliyoruz. Böyle bir durumda Çin, Amerikan ve Batı kuşatmasını yarabilmek için işte İpek Yolu projesini ortaya koydu. Bu projenin çapı ve büyüklüğü 4 trilyon, 20 trilyon dolar, 4 milyar insan ve 67 ülkeyi içinen bir büyük proje. Bu projeyle komşu ülkeleri de yanına çekerek 20 trilyon dolardan pay vereceğini iddia ederek ve bu projeyi uygulamaya geçeceği süre içerisinde de bu projenin Asya'nın ve dünyanın huzuru, barışı, esenliği ve güvenliği için ve refahı için uygulanan bir proje olarak lanse etmekte ve bunu slogan olarak söylemekte. Tabii ki dünyadaki dengeler ve dış politika ticari menfaatle bugün ölçülüyor. Ve bugün belirleyici rol ticaret ve menfaat. Böyle olunca Çin bu İpek Yolu projesini de Amerikan kuşatmasını yarmak için bir farklı alternatif olarak ortaya koydu. Burada da kendisi için en büyük tehlike Doğu Türkistan. Çünkü İpek Yolu projesinin tam göbeğinde, Çin'in hemen kapısının önünde çıkış noktası Doğu Türkistan var. Eğer Doğu Türkistan'ı bir şekliyle halletmezse, bir şekliyle asimile etmezse, bir şekliyle tamamen stabil hale getirmezse, gelecekte o İpek Yolu projesinde huzuru, güvenliği sağlayamayacağını düşünmekte. Çünkü Doğu Türkistanlılar da Çin'in bu İpek Yolu projesini bahane ederek Doğu Türkistan'ı topyekun imha edeceği endişesi taşımakta. Bu gerekçelerle işte şimdi size anlatacağım. Doğu Türkistan'daki antidemokratik uygulamalar, tutuklamalar, kamplar, cezaevleri, işkenceler, ölümler ve adeta 35 milyon Müslüman Türkiye yönelik soykırım politikaları birçok gerekçeyle bugün icra edilmiş durumda. Bu tabii ki bizi endişeye sevk etmekte. Maalesef İslam dünyası, Türk dünyası Çin'in bu politikalarının ciddi olarak farkında değil. İslam dünyasında, Türk dünyasında Amerikan endişesi, Batı endişesi maalesef kendileri için Çin'i bir kurtarıcı, bir alternatif, müttefik olarak ön plana çıkartmakta ki bunu Filistin-İsrail meselesinden de örnek verebiliriz. Filistin-İsrail meselesinde Çin Filistinlilerden yana tavır aldığını, Filistinlileri desteklediğini söylemekte. Burada yalan ve riyakar bir politika uygulamakta. Filistinlileri desteklediğini söyleyen Çin yönetimi, Filistinli Müslümanlarla aynı inancı paylaşan Doğu Türkistan Müslümanlarına bırakın İslami özgürlükleri, ibadet özgürlüklerini, dini yaşantılarındaki bu serbestliği uygulamaya mümkün değil, fırsat vermediği gibi onlara hayat hakkı dahi tanımamakta. Şimdi burada İslam dünyası bir yanılgı, bir çelişki ve bir aldanmışlığın içinde aslında Çin'in İslam dünyasına, Doğu Türkistan'a ve bütün insanlığa bakışını Doğu Türkistan'daki bu zulmüne bakarak İslam dünyasıyla ilgili gerçek niyetlerini anlamamız mümkün. Burada kendimizi aldanmamız gerekir ama maalesef dünyadaki menfaat ilişkileri, ticari ilişkiler bu daha ön plana çıktığı için Doğu Türkistan gerçeği, Çin'in Doğu Türkistan katliamı görmezden gelinmekte. Bunun sonucu olarak da İslam İşbirliği Örgütü diye bildiğimiz daha önceki ismiyle İslam Konferansı Teşkilatı ki bu teşkilatın kuruluş amacı ve felsefesi dünyadaki Müslümanların hak ve hukukunu
onların inanç özgürlüklerini korumak ve onlara sahip çıkmak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'den sonra hükümetler nezdinde en yüksek temsil kabiliyeti olan bir örgüt. Ama Doğu Türkistan'da yaşanan ne katliamlara, ne namaz, oruç, ibadetleri üzerindeki yasaklara, ne seyahat özgürlüğüne karşı, ne çocuklarımızın dini eğitimlerimiz, ne Müslümanların, oradaki Doğu Türkistanların kılık kıyafetleri, İslami yaşantıları, bunların hiçbiriyle ilgili daha şimdiye kadar tek kelime içine itiraz etmiş değil. Buna sadece seyirci kalmakta, bunu seyretmekte ve adeta bu suskunluğuyla Çin'in bu zulüm ve katliamlarına, dinsizleştirme politikalarına ortak olmakta. İşte burada biz şunu önceden söylemek istiyoruz ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Çin eğer bir kuşak bir yol projesini icra eder, bunu faaliyete geçirirse, asıl Çin'in niyetinin Doğu Türkistan'ı topyekun imha etmek, akabinde de Çin'in emperyalist yayılmacı politikalarının bir bir vücuda çıkacağı ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde artık kök salacağı ve bazı ticari şirketlerle birlikte artık Çin diasporasının, Çin gettolarının, Çin tavırlarının, Çin iş adamlarıyla birlikte Çin mafyasının oraya kök salacağını ve bazı karma evlilikler ve ticari anlaşmalar uluslararası hukuk çerçevesinde Çin'in artık Orta Asya'dan hiçbir zaman çıkarılamayacağı bir gerçekle, bir işgalle de yüzleşeceğiz. Tıpkı 1949 yılında Doğu Türkistan'a işgalci olarak giren Çin'in o zaman halkların eşitliği, sosyal adalet, barış ve kardeşlik, huzur ve refah sloganıyla sosyalizmin, komünizmin o pembe hülyalarıyla, rüyalarıyla, sloganlarıyla Doğu Türkistan'ı işgal eden Çin'in bir kuşak bir yol projesiyle, İpek yolu projesiyle Asya'yı, dünyayı nasıl bir işgal projesini gerçekleştireceğini de Doğu Türkistan örneğinden çıkarak biz buradan hatırlatmak istiyoruz ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Evet, evet, sesimizi duyuracağız inşallah. Sayın İbrahim Bahçe, siz de Memursan il temsilcisisiniz ve Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmadınız. Onların bir sesi oldunuz, çığlığı oldunuz ve bir miting düzenlediniz. Bununla ilgili bilgi alalım, detaylandıralım bunu. Tabii herkes gibi biz de işte sosyal medyadan, basından, medyadan gerçekten Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin büyük bir zulüm altında olduğunu, işkence gördüğünü biz de şahit oluyoruz, sürekli görüyoruz bunu. Tabii İslam coğrafyasının hemen hemen tamamında kan ve gözyaşı dinmiyor. Sürekli bu tür hadiseler, maalesef zulümler, soykırımlar yaşanıyor. Her gün televizyonlarda izlediğimizde sıradan olaylarmış gibi bunlar artık bugün sıradanlaştı. İnsanımız bunu izliyor ama gerçekten ciğerlerimize kadar tesir eden, bizi üzen bu tablo karşısında ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte bir kötülük gördüğünüz zaman önce elinizle onu düzeltmeye çalışın. Bunu yapamıyorsanız dilinizle düzeltin. Bunu da yapamıyorsunuz. En azından işte kalbinizle buğz edin. Bu da işte imanın en düşük derecesidir şeklinde bir hadis-i şerifi var. Buna binaen tabii biz memur sen olarak, eğitim bir sen olarak sadece kamu çalışanlarının, bir sendika olarak kamu çalışanlarının özlük haklarını işte bir kuruş mücadelesi vermiyoruz. Aynı zamanda değerler sendikacılığı yaparak öncelikle kendi millet olarak, milletimizin, ümmet olarak, ümmet coğrafyasındaki insanlarımızın, Müslümanların bir zulme karşı bunların korunmasında, bunlara destek olma noktasında elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Daha önce bu tür eylemlerimiz oldu, mitinglerimiz oldu. Tabii Filistin için zaman zaman Gazze'deki işte olaylar karşısında yine biz diğer sivil toplum kuruluşlarımızla, Elazığ halkıyla birlikte bu tür protesto mitingleri düzenlemiştik. Bugün burada da tabii Sayın Başkanımı biz daha önce davet ettik ama hem onun yoğun programı hem benim de bir Pakistan ziyareti vardı. O yüzden bugüne nasip oldu. Bugün Elazığ'da gerçekten bütün dünyaya
buradaki zulmü, buradaki işkenceyi haykırarak Çin'in artık bu işkenceye son vermesi noktasında biz sesimizin çıktığı kadar, avazımızın çıktığı kadarıyla bunu dile getirmeye çalıştık. Gerçekten başkanım biraz sonra oradaki yapılan işkenceyle ilgili bilgilendirecek. Ama biz şunu biliyoruz ki asıl buradaki Çin hükümetinin, Çin devletinin problemi, sorunu bu bölgede dini değerlerine bağlı olarak işte İslam'ı iyi bir şekilde yaşayan bu Müslüman halkı dinsizleştirmek, inançlarından vazgeçirmek. Amaç bu. Bu amaç doğrultusunda işte oruç tutanlara işkenceler, işte selam vermenin bile yasak olduğu, Türk ve Müslüman isminin takmasının bile yasak olduğu, her zaman böyle buradaki Müslüman Türk kardeşlerimizin bir işkenceyle, bir işkenceye maruz kaldığını biz biliyoruz. Bunu, bu Çin işkencesini sosyal medyada açtığınız zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptıkları bu zulmü gerçekten insanın yüreğini parçalayacak manzaralar, görüntüler var. Dolayısıyla buna sessiz kalmak doğru olmaz dedik. Ve Elazığ da bu konuda daha önce yaklaşık 2-3 yıl önce bir teröre lanet mitingi düzenlemiştik. O zaman hava şartları daha ağırdı. Müthiş bir kar yağışı vardı ve soğuk bir hava vardı. Belki hatırlarsınız, İzzet Paşa Camisi'nden yine Postane Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Öğretmen Evi'ne kadar, Ahmet Aytar Meydanı'na kadar yürümüştük ve Elazığ halkı yine bugünkü gibi büyük bir kalabalıkla, büyük bir kitleyle terörü lanetlemiştik. Bugün de sağ olsun bizim halkımız bu konularda duyarlı. Yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandık ve buradaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bütün dünyaya haykırdık. Bu tür mitingler çok önemli gerçekten. Şimdi İslam ümmetinde, ümmet coğrafyasında bu tür hadiseler yaşandığında siz Elazığ'dan, işte Malatya'dan, Bingöl'den, işte İstanbul'dan, Bursa'dan, Türkiye'nin değişik illerinden bu tür protesto mitingleriyle sesinizi yükselttiğiniz zaman gerçekten bu zulmün önüne geçme imkanı oluyor. Yoksa buna böyle rıza göstermiş gibi sessiz kalmak, böyle seyretmek gerçekten bunları daha da güçlendiriyor. Bu işkencelerine, bu zulümlerine katmerli olarak devam ediyorlar. Dolayısıyla biz hem meydanlarda bunları protesto ederek hem de ekonomik olarak protesto edeceğimiz bu anlamda ne varsa bir Müslüman olarak, bir soydaşlarımız, dindaşlarımız olarak, din kardeşlerimiz olarak bunlara, buradaki kardeşlerimize gereken desteği vermemiz gerekiyor. Bugün sağ olsun değerli başkanımız Elazığ'ımıza teşrif ettiler. Birlikte İzzet Paşa'da cuma namazından sonra miting için bir araya geldik. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Belki bugün tam cuma saatinde yoğun bir yağış vardı. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız gelemediler. Gelemeyenler oldu, bize daha sonra telefonla bildirdiler. Ama yine de bizim o meydanda işte bütün dünyaya sesimizi duyurmaya çalışmamız gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Ben herkese teşekkür ediyorum. Evet, Elazığlılar olarak kesinlikle sonuna kadar destek vereceğiz zaten. Müslüman Müslümanın kardeşidir demiş Hazreti Peygamber. Bu ayrı bir şey ama zaten tüm Türkler kardeştir. Özellikle Türkler üzerinde oynanan oyunlardan en büyüğü bence mesela çeşitli Türk devletleri var. Bu devletler artık ben Türk'üm değil de mesela ben Özbeğim, ben Kırgızım. Aslında bu da yanlış. Yani Türk olduklarını unutuyorlar, farklı milletmiş gibi davranıyorlar. Bu da yanlış. Azerbaycan'dan bir seyircimiz yazmış. O da Doğu Türkistan'a destek verdiğini söylemiş. Buradan Azerbaycan'a da kendisine de selamlar. Efendim WhatsApp numaramız 0506-094-6723 ne oldu? Hattımıza mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Doğu Türkistan'a sizler de destek olabilirsiniz. Efendim şimdi Doğu Türkistan'da gerçekten büyük bir zulüm var.
Bu Çin'in zaten ilelebet bir Türklerle bir husumeti var zaten. Evet. Mankurtlaşma olsun, yani çeşitli şekillerde bunu gösterdi. Birazcık Çin'in uygulamış olduğu zulüm politikasından bahsedelim Doğu Türkistan'a. Tabii bugün siz de bahsettiniz. Türklerle Çinliler tarihi hasım, tarihi düşman. Evet. Yani tarihin belli dönemlerinde bizler onları mağlup etmişiz. Bazı dönemlerinde de onlar bizi mağlup etmiş. Doğu Türkistan bugün mağlubiyeti yaşıyor. Bunu inkar edemeyiz ve işgal altında. Biz Çin sarayını, Çin hanını 40 çerisiyle birlikte fetheden ve Çin hakanını, Çin yöneticisini esir alan Kürşatları biliyoruz. Evet. Biz atalarımızın Çinlilerle olan mücadelesinde nasıl bedel ödettiğini, nasıl onlara kök söktürdüğünü, hangi korku ve endişelerle Çin Seddi'ni inşa ettirdiğini çok iyi biliyoruz. Bu tarih 6000 kilometre uzunluğunda uzaydan görülebilen insan eliyle yapılmış tek eser olan Çin Seddi, Türk milletiyle Çinliler arasındaki tarihi husumetin ve Çin'in tarihi mağlubiyeti ve yenilgisinin resmidir Çin Seddi. Tabii bugün Çin, Doğu Türkistan'da binlerce yıllık bu mağlubiyetin ezikliğini ve bunun intikamını ve bunun rövanşını almaya çalışıyor. Bunu nasıl bir dönemde almaya çalışıyor dersek, Çin şu anda tarihte hiç olmadığı kadar güçlü. Gerçekten ekonomik, askeri, siyasi alanda adeta Amerika ile rekabet eden, zirveye yarışan, dünya gücü olmaya aday bir pozisyonu yakalamış durumda. Ve bunu da sözümün başında belirttiğim gibi Doğu Türkistan'daki işgaliyle birlikte o bölgeden sömürdüğü zenginlikleri Doğu Türkistan'ı köle bekçi haline getirerek, aç ve sefalete terk ederek kendi zenginliğini yaratmıştır. Elbette bu sürekli böyle gitmeyecek. Bu mücadelede bugün Çinliler avantajlı konumda ve galip konumda ve bugün Doğu Türkistanlılar Allah'tan başka hiçbir sığınak, hiçbir müracaat edeceği, yardım alabileceği bir güç, bir sebep maalesef görülmemekte. Ama şuna inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bırakın Türk'ü, Müslüman'ı, kendisinden olmayan, kendi inanç ve kültüründen olmayan Yahudilere dahi 500 yıl önce İspanyol Engizisyonu'ndan kaçıp kurtulmak istediklerinde ona el uzatan, ona sahip çıkan, onlara yaşam hakkı tanıyan bir milletten bahsediyoruz. Osmanlı ecdadımız böyle bir merhameti, böyle bir şefkati dünyaya örnek olarak bırakmış bir millet. Biz elbette yine inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün konjonktürel olarak Batı ile ilişkilerindeki bir takım sıkıntılar, Amerika ile ilişkilerindeki bir kısım güvensizlikler sonucu, ki burada Türkiye'nin bir hatası olduğuna inanmıyorum, Batı'nın Türkiye'ye yönelik hasmane tavrı, yanlış politikaları ve Türkiye'ye karşı hiç de stratejik dostluğa, müttefikliğe yakışmayan hareket ve tavırları Türkiye'yi adeta bir savunma pozisyonuna itti. Bu özellikle PKK terörü, DAEŞ terörü, Türkiye'deki 2016 yılındaki darbe girişimi ve bugün Suriye'de sınırımızın ötesinde PYD, YPG gibi PKK terör örgütlerinin uzantılarının Türkiye'yi tehdit eden pozisyonu ve bu terör örgütlerine karşı Amerika'nın vermiş olduğu binlerce tırlık askeri malzeme, silah ve yığınak söz konusu ki Türkiye burada ciddi bir şekilde güvenlik endişesi taşımakta. Kendi güvenliğiyle ilgili çeşitli tedbirleri de uygulamakta. Bu nedir? Biz NATO'da Amerika ile müttefikiz. Avrupa Birliği'ne 40-50 yıldır adaylık müracaatımız söz konusu. Amerika ile stratejik dostuz derken Amerika bizimle birlikte değil, Suriye'de, Irak'ta eğer terör örgütleriyle iş tutuyorsa Türkiye'de elbette tabii ki buradan bir kaygı, bir güvenlik endişesi taşıyarak Rusya ile, Çin ile, İran ile ve başka ülkelerle farklı alternatif arayışına giriyor. Çin de Türkiye'nin Amerika ile Batı ile ilişkilerindeki bu istikrarsız ortamı ve güvensizliği adeta Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek Doğu Türkistan'da soykırım ve katliam yapma hakkına kavuşmuş gibi Türkiye'nin dış politikadaki açmazını, Türkiye'nin dış politikadaki çıkmazını Doğu Türkistan'da soykırıma dönüştürmüş durumda. Çünkü nasıl olsa bir tek Doğu Türkistan'la ilgili konuşan, adil bir söylem geliştiren ve bana itiraz eden Türkiye vardı. Şimdi Türkiye'de Batı ile başı belada, Batı terör örgütlerini Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Şimdi Türkiye'nin bana hiçbir şey söyleme hakkı ve kabiliyeti, imkan
kabiliyeti kalmadı düşüncesiyle Doğu Türkistan'da bugün kampları inşa etti. Bugün Doğu Türkistan'da Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 1 milyon, bizim aldığımız bilgilere göre de 3 ila 5 milyon Müslüman Türk cezaevi şartlarından ağır şartlarda hapis hayatını yaşamakta. Burada din adamlarımız, bilim adamlarımız, entelektüel şahsiyetlerimiz, üniversitedeki profesörlerimiz, müzisyenlerimiz, yazarlarımız, şairlerimiz, hatta Doğu Perinçek'e ithaf ederim. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını yazan, ki Doğu Perinçek diyor ki, Çin Doğu Türkistan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapıyor diyor. Alçakça bize ihanette bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını Uygur Türkçesine tercüme eden bir yazarımızı 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Şimdi Doğu Türkistanlıysanız, Müslümansanız, Türkseniz Çin'in sizi terörist olarak görmesi için yeterli. Hiçbirisi bu terör kapsamının dışında kalmıyor. Din adamı da aynı, profesör de aynı, dağdaki çoban da aynı, evdeki hanım da aynı. Eğer o biraz milli ve manevi değerlere bağlıysa ve ona sahipse bu teröristtir, bu cezalandırılmalıdır. Bunun fikri ıslahat edilmesi gerekir. Fikri ıslahat ve ideolojik arındırma adı altında bugün Çin milyonlarca Türk'ü dinsizleştirmek, komünistleştirmek ve Komünist Parti'ye sadık birer köle haline getirmeyi uygulamaktadır ki bu uygulamalarda mesela yukarıda da dedim 5 milyona yakın tahminimiz 3 ila 5 milyona yakın Doğu Türkistan arkadaşımız kamplarda bunların evlerinde aileleri, hanımı, kızı, mahremiyeti bulunan evlerine Çinli göçmenler yerleştirilerek burada fikri ıslahat için cezaevinde bulunan kardeşlerimizin hanımları ve ev ailelerine kardeş aile projesi uygulamakta. Bu nasıl bir kardeşlik? Bizim din düşmanımız, milli düşmanımız, tarihi düşmanımız, insanlığın düşmanı olan Çin yönetimiyle biz Müslüman Türk Uygurlar nasıl bir kardeş aile projesi uygulayabiliriz? Buna bizim vicdanımız, imanımız, ahlakımız, kültürümüz nasıl müsaade eder? Bize bugün 1940 yılında Hitler'in Yahudilere uygulamış olduğu Nazi kamplarındaki soykırım uygulanırken, hayatlarımız adeta katledilirken, Hitler'in hiç yapmadığı dinimiz, inancımız, ahlakımız, namusumuz, bunun ötesinde canımız, her şeyimiz Çinliler tarafından topyekun imha edilmekte. Hitler dahi bugün Çin'in yapmış olduğu bu zulmü yapmamıştı. Hitler sadece canını aldı ama Çin canımızı da, namusumuzu da, inancımızı da topyekun imha etmeye çalışıyor. İşte bugün Doğu Türkistanların içinde bulunduğu sıkıntı ve yaşadığı zorluk bu. Fakat Doğu Türkistan'ı kapalı rejimiyle, diktatöryel komünist rejimiyle kapalı kutu haline getiren Çin, bugün 35 milyon Müslüman Türk'ü dünyadan tecrit ederek, soyutlayarak, giriş çıkışları, seyahatleri, haberleşme özgürlüğünü, her türlü iletişim araçlarını bloke ederek, kapatarak dünyadan soyutlamış durumda. Bugün 2 yıl önce Mısır'dan götürülen yüzlerce, binlerce kardeşimiz, öğrenci kardeşimiz, ticaretle meşgul olan kardeşlerimiz, aileleri rehin alınarak geleceksin, gelmezsen aileni hapse atacağız tehdidiyle onlar döndüler. Onların birçoğu havaalanında gelir gelmez tutuklandı ve birçoğu katledildi. Bunların bazılarının isimlerini biliyorum. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Uygur Türklerini de aynı şekilde davet etti ve onları da cezalandırdı. Türkiye'den dahi eğitim amaçlı, seyahat amaçlı, turistik amaçlı, akraba ziyareti ya da ticari amaçlı gelen, giden, yurt dışında ne kadar Doğu Türkistan'da varsa 2016 yılı sonu, 2017 yılı başında bir davette bulundu. Hepiniz gelin, gelmeyenlerin ailesi cezalandırılır, kendileri de cezalandırılır diyerek. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz Doğu Türkistan'da. Siz nasıl gelmeme gibi bir tavır sergileyebilirsiniz? Döndüğünüz anda da sizi apar topar alıp hapse atıp kampa atıp ne yaptı bu dışarıda hür dünyada ideolojisi bozuldu. Bunun İslami bilgileri içeridekilerden farklı. Milli duyguları, milli gururu, bağımsızlık hayalleri oluştu. Bunun bizim için potansiyel tehdit olduğu bir gerçektir. Biz bunu ıslah edeceğiz. Fikrini ıslah edeceğiz. Nasıl yapacağız? 2017 baharında kurulan yüzlerce kamp var. Bu kamplar gayri insani şartlarda insanların ne barınma, ne yemek, ne de diğer ihtiyaçlarının karşılanma imkan ve kabiliyetinden mahrum olan kamplar. 50 kişilik bir hücrede, atıyorum 60 metrelik, 70 metrelik 50 kişinin ancak sığıp yatabileceği bir hücrede 150 kişi yatırırsanız ancak onlar balık istifi yatar ve o kamptan kaçan kardeşlerimiz anlatıyor. Diyor ki eğer diyor tuvalet ihtiyacı için yattığımız kamptan ayağa kalktığımız anda hemen birisi dolduruyor boşluğu, bir daha yatmak için yerimiz kalmıyor, ayakta kalıyoruz. Yani
zulmün her türlüsü Doğu Türkistanlara uygulanıyor. Diyor ki, çok affedersiniz, haftada bir gün banyo imkanı veriliyor diyor. Şimdi şöyle bir oda, burada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in fotoğrafı. Bütün herkes istikametini adeta kıbleymiş gibi Xi Jinping'e bakıyor. Önü o yöne dönük ve orada oluk var, tuvalet ihtiyacını oraya yapıyor. Yemeği de orada yiyor, banyoyu da orada yapıyor. Ve Xi Jinping'in fotoğrafına bakarak hiç kimsenin sağına soluna arkasına bakma hakkı yok. Sağa sola bakanlar tek kişilik karanlık hücreye atılarak farelerin bulunduğu hücrede cezalandırılıyor diyor. Ve yemeğiniz kesiliyor, suyunuz kesiliyor diyor. Şimdi bu kampları 2 yıldır uygulayan Çin, 2 yıldır uyguladığı kampları inkar etti. Ne zamana kadar? 2018 yılı 23-27 Eylül tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı ve burada bir tavsiye niteliğinde bir karar metni ilan edildi. Dedi ki Çin 1 milyon Uygur Türk'ünü kamplarda işkence ediyor, bu kamplar kapatılsın. 4 Ekim'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Strasbourg'da toplanarak orada aynı Birleşmiş Milletler'in kararlarına yakın bir kararla 1 milyon Uygur Türk'ünü Çin derhal serbest bıraksın ve kampları kapatsın. Buna da ses çıkartmadı Çin, buna da cevap vermedi ve kamptan kaçan kardeşlerimiz, ki bunlar Kazakistan vatandaşı olduğu için aslen Doğu Türkistan'da ama daha sonra Kazakistan'a geçip evlilik ve de başka sebeplerle Kazakistan vatandaşlığı kazanmış ve bunların Kazak vatandaşı olduğundan habersiz Çin bunları Çin vatandaşı zannederek kampa atıyor, işkence ediyor, cezalandırıyor. Ama bunların eşi ve çocukları Kazakistan'dan Kazak hükümetine müracaat ederek Kazakistan hükümeti devreye giriyor ve Kazakistan hükümeti bunlara sahip çıkarak 2 tane Doğu Türkistanlıyı kamptan alıp Kazakistan'a götürdü. Bunlardan birisi Ömürbek Alim, diğeri de Gülbahar Celil. 2 kişi. Şimdi bu kardeşlerimiz hemen Kazakistan'a gelir gelmez bütün kamp gerçeğini, kamptaki işkenceleri, oradaki namus ve iffetlere yapılan saldırıları, açlığı, sefaleti, kampta ölen insanların dramlarını bütün uluslararası haber ajanslarına anlattı. Ve Çin, Birleşmiş Milletler raporu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin raporu ve uluslararası ajansların haberleri ve 2 tane de görgü tanığının Kazakistan vatandaşı olması hasebiyle serbest bırakılması sonucu tanıklığı ve şehadeti. Çin artık bunu inkar edemedi ve 3 ay önce ilk defa Çin dedi ki doğru dedi, 2 yıldır bizde kamp var ama bu kamplarda biz mesleki edindirme kursu veriyoruz. Bakın yalana bakın. Evet. Hem zulmediyor, hem katlediyor, hem inkar ediyor. Bütün belgelerle bu ortaya konulduğu zaman da evet bizde kamp var ama mesleki edindirme kursu veriyoruz. Bu nasıl bir mesleki edindirme kursu ki bu insanların kendi iradesinin dışında ailesinden alıp bunları sen hapse atıyorsun, bunlara işkence uyguluyorsun, aç bırakıyorsun, susuz bırakıyorsun. Bunlara bilmedikleri ilaçları günlük rutin olarak veriyorsun. Ve hatta bu kamptan çıkan bazı insanların bir ay sonra öldükleri bilgisi bizde var. Şimdi hangi ilaçları deniyorsun? Bunların nesillerinin, üreme kabiliyetinin yok edildiğiyle ilgili ciddi endişemizde. Hatta bazı tehlikeli kimyasal ilaçları genetik yapılarını bozacak, Türk kimliğinin, Türk milletinin genetik yapılarıyla oynanabilecek bazı deneylerin yapıldığı bilgiler var bizde. Ama bunu araştıracak, bunu ispatlayacak imkan ve şerait bizim için mümkün değil. Çünkü oraya ancak bağımsız gözlemcilerin girişine izin verilecek ki o şekilde Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımı, kamplar, işkenceler, ölümler bu şekilde rapor edilebilirsin. Ama Çin bunu yapmış olduğu soykırımı inkar edip en son kaçacak yer bulamayınca da mesleki edindirme kursu var dedi. Bunun üzerine yine uluslararası toplum Çin'in üzerine gitti. Mesela çok çarpıcı birkaç olay var. Evet. Yakın tarihimizde daha bundan bir ay önce Endonezya'da, Jakarta'da yüz binlerce Müslüman sokağa dökülerek Çin'in bu soykırımını protesto etti. İnternetten, sosyal medyadan Doğu Türkistan'da yaşanan bu kamp ve soykırımı duyan, gören ya da bilgi kırıntılarından haberdar olan Endonezya Müslümanları, oradaki cemaatlerin gücüyle, örgütlemesiyle yüz binlerce Müslüman Jakarta'da Çin Büyükelçiliğine protesto etti. Ve Çin Büyükelçisi bu cemaat ve kanaat önderlerini ziyaret ederek adeta günah çıkartmak zorunda kaldı, özür dilemek zorunda kaldı. Ve bu kamp yoktu, işte bu burada yanlış bilgilendirildiniz, bu Amerikan oyunudur, işte CIA operasyonudur diyerek yine işi başkalarına atarak Çin'in katliamını gölgelemeye ve sulandırmaya çalıştılar. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Ve ben bu Ocak ayı içerisinde, Ocak ayının ortalarında bir haftalık Endonezya ziyareti gerçekleştirdim. Şunu gördüm, gerçekten Endonezya Müslümanları bütün İslam dünyasının üzerindeki bu
vecibeyi, bu sorumluluğu adeta yerine getirircesine yüz binlerce kitlesel protesto gösterileri gerçekleştirdi ve akabinde Malezya'da ve Bangladeş'teki Müslümanlar da Çin elçiliğine yönelik protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bu Çin'i gerçekten yapmış olduğu hatanın farkına varmaya ya da bir adım geri atmasına sebep oldu diyebiliriz. Ben bugün mesela bu vesileyle İbrahim Bahşi Bey'e, Memur Sen il temsilcimiz İbrahim Bahşi Bey'e ve Elazığ'daki siyasi parti temsilcilerimize, bütün STK'larımıza ve bizi buraya çağıran İbrahim Bahşi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Elazığ'da biz yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto eylemiyle yine Doğu Türkistanların sahipsiz olmadığını, Doğu Türkistanların önce Allah sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti ve bütün Türk İslam aleminin arkasında olduğu mesajını verdik. Gerçekten bu tip eylemlerimiz, demokratik eylemlerimiz, protesto gösterilerimiz bu neye yarar ki? Bu ne işe yarar ki? Çin'i bu zulüm politikalarından vazgeçirir mi? Ya da bazıları sürekli bize bu telkinde bulunuyor. Siz burada protesto eylemi yaptığınız sürece Doğu Türkistan'da Çin zulmü artar. Oradaki katliamların boyutu daha da yukarıya taşınır. Asla ben buna inanmıyorum. Biz hiçbir şey yapmasak, sesimizi sorumuzu çıkartmasak, sokağa da çıkmasak, tek kelime Çin'e itiraz etmesek Çin'in hedefi ve amacı 35 milyon Müslüman Türk'ü topyekun imha etmek. Buna kendini adamış ve bu hedefe doğru da ilerliyor. Ama biz bu farkındalık oluşturacak protesto eylemlerimiz, basın toplantılarımız, televizyon programlarımız, sizin bugün imkan verdiğiniz gibi bu tip etkinliklerle Doğu Türkistan'ı kapalı kutu haline getirip soykırım uygulayacağım diyen Çin'e sesimizle dahi olsa, yine İbrahim Bey biraz önce bahsetti. Biz eğer İslam ümmetiysek, İslam'a ait bir aidiyetimiz varsa, o peygamberin biz ümmetiysek, Peygamber Efendimiz diyor ki nerede bir zulüm varsa diyor, ona elinizle karşı durun. Yok, elinizle karşı duramıyorsanız sesinizle itiraz edin. Onu da yapamıyorsanız kalbinizle buğz edin diyor ki biz bugün Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletimiz var, bağımsız bir devlet. Onun yöneticileri var, adalet ve hakkaniyetten ve mazlumdan yana tavır alabilecek yöneticilerimiz, devlet başkanlarımız var. Onların bu ortamı bize tanımış ve vermiş oldukları bu güzel demokratik ortamı en iyi şekilde değerlendirerek bugün Elazığ'da bu protesto eylemimizi gerçekleştirdik. Hiç olmazsa imanımızın bir kısmını, tamamını olmasa bile, sorumluluğumuzun tamamı olmasa bile bir kısmını bugün gündem oluşturabilecek, Elazığ'dan Türkiye'ye Doğu Türkistanlıların yalnız olmadığı mesajını verecek bir farkındalık oluşturduk. Ben tabii Doğu Türkistanlı kardeşlerimin, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin bu olup biten olaylardan, bu desteklerden hiçbir şekilde haberi olmaz. Haberi yok çünkü Doğu Türkistan'da hiçbir Doğu Türkistanlı, 35 milyon Doğu Türkistanlıyla telefonla görüşme şansı yok. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, eşiyle, çocuğuyla telefonla görüşemez. İnternet yok, sosyal medya yok. Hanımı, çocuğu, eşi, kardeşi, akrabası cezaevinde mi, kampta mı, öldü mü, hayatta mı bundan haberdar değil. Böyle bir ortamı yaşıyoruz. Ve bugün bunu 21. yüzyılda 2019 yılında yaşıyoruz. Bugün Melisa Hanım, ben bunu anlatırken birileri Doğu Türkistan'la ilgili bana soru sorduğunda, ben bu gerçeği anlatırken biraz mahcup oluyorum. Hicalet duyuyorum, utanıyorum. Çünkü karşımdaki kişi 21. yüzyılda 2019 yılında, bu anlattıklarınız olabilir mi? Nasıl olur da bugün elektronik çağında, bilgi çağında, iletişim çağında, ulaşım çağında 35 milyon Müslüman Türk topyekün böyle bir kıskaca, böyle bir kumpasa, böyle bir asimilasyona tabi tutulabilir. Acaba atıyor musunuz ya da abartıyor musunuz gibi manalı bakışlarla karşılaştığımı görüyorum. Estağfurullah. Yani bu bir gerçek, bu bir real. Ama hakikaten yemin ederim ki bugün Doğu Türkistan'da bunlar yaşanıyor. Bu zulüm var. Bugün o kampta işkence gören ebeveynlerin 1 milyon evladı, Müslüman Türk evladı, Çin'in ıslah evlerinde domuz etiyle, ateist ideolojiyle Komünist Parti'ye sadık birer köle ve anasına, babasına, vatanına, inancına birer hain olarak yetiştiriliyor. Bugün Doğu Türkistanların seyahat özgürlüğü yok. Hiçbir yere çıkamaz. Doğu Türkistanların pasaportları yok. Doğu Türkistanların namaz kılma ibadetleri yasak. Başörtüsü örtme, sakal bırakma, böyle bir İslami geleneğimiz maalesef yaşanmıyor. Eğer cep telefonunuzda sizin ay yıldızlı Türkiye'nin al bayrağı ya da Doğu Türkistan'ın ay yıldızlı gök bayrağını zaten taşımanız mümkün değil. Onu sizde gördüklerinde direkt zaten sizi cezalandırırlar. Ama Türkiye'nin
Ay Yıldızlı Albayrağı'nı eğer sizin cep telefonunuzda görseler, siz pantürkist, panislamistsiniz, teröristsiniz. Siz radikal İslamcı, DAEŞ'çisiniz. Terörün tanımlaması bir uluslararası norma göre olması gerekir. Çin'in keyfine göre bütün Müslüman Türk'ü terör tanımlamasıyla ima etmesine, dünyanın göz yummasını ben anlamış değilim. Bugün dünya Doğu Türkistan'daki insanlık tarihinin tanık olmadığı bu soykırıma karşı adeta kör, sağır ve dilsiz üç maymunu oynamakta. Bu zulümle biz feryat ederken, feryatlarımız arş-ı alayı inletirken, Allah'tan başka bize yardım edecek hiçbir güç yokken, bir Türkiye vardı, Türkiye'de yukarıda bahsettim, uluslararası konjonktür dış politikadaki açmaz, Batı'nın tehdidi sonucu sessizliğe bürünmüşken, bugün bazı kesim, Doğu Perinçek, İşçi Partisi, Vatan Partisi ve Türkiye'deki bir kısım komünist, ateist, Mao'cu işbirlikçiler, Doğu Türkistan'da hiçbir zulüm yok. Çin oranın en demokratik ülkesi. Doğu Türkistan'da her şey güllük gülistanlık. İnsanlar refah ve mutluluk içerisinde yaşıyor. Bu Doğu Türkistanlılar Türkiye ile Çin'i tam da ilişkiler gelişirken arada fitne çıkartıyor, ara bozmaya çalışıyor. Bunlar Amerikan ajanı, CIA'nın operasyonu diyerek bize yardım etmediği gibi bir de bize iftira ve töhmet atarak bize en büyük ihaneti yapmakta. Ben buradan tabii ki Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin Doğu Perinçek gibi geçtiğimiz yıllarda Abdullah Öcalan gibi PKK terör örgütünün elebaşısına gül uzatabilecek kadar bu millete, bu vatana ihanet içinde bulunmuş bir ateist, bir komünistin Doğu Türkistan'la ilgili söz söyleme hakkı olmadığını düşünüyorum ve bunu da asla kabul etmiyorum. Evet efendim, bizim bir reklam arasına gitmemiz lazım. Siz ikinci yarıda bizimle beraber olabilecek misiniz? Bir miktar olabilirim. İbrahim Bey'e eşlik edebilirim. Kısa, eğer sorularınız varsa var cevap verelim. Reklamlardan sonra uluslararası kuruluşların size davranışıyla beraber devam edelim. Tabii. Efendim, aradan sonra görüşeceğiz. Efendim, biz Doğu Türkistan'daki zulmü konuşuyorduk. Konuklarım Seyit Tümtürk ve İbrahim Bahşi. Seyit Bey, şöyle bir soru soracağım size. Şimdi Çin'in size yapmış olduğu bir zulüm var. Bu zulüm de mutlaka dünyaya, dünya kamuoyuna da süsleyerek, insan haklarını göstererek anlatıyordur. Çin'in dünyaya vermiş olduğu insan hakları, sizin üzerinizde göstermiş olduğu insan haklarından bahsedelim birazcık. Şimdi sözümüzün devamında birkaç konu aslında eksik kaldı. Melisa Hanım, mesela Çin, yukarıda da bahsettiğim, iki yıldır bu kampları inkar ede gelmişti. Ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, basın medyanın oradaki uydu görüntüleri, fotoğrafları, belgeler, hatta görgü tanıklarının kaçarak ifadeleri, bunun sonucunda Doğu Türkistan'daki kampların varlığını kabul etti. Ama bunu da mesleki edindirme kursu veriyoruz dedi. Ve iki hafta önce Çin komünist yönetimi 7 ülkeden basın mensuplarını çağırarak onlara kendi inşa etmiş olduğu 5 yıldızlı kampları gezdirerek, ki orada yüzlerce kamp var. Yüzlerce kampta işkence ve zulüm, katliamlar gerçekleşiyor ama Çin 1-2 tane 5 yıldızlı otel seviyesinde kamp inşa ederek orada her şeyi tam donanımlı bir turistik seyahatte basın mensupları oraya ziyarete götürüldü. Ve dedi ki, burada zulüm mü var, burada katliam mı var? Burada insanlar mesleki edindirme kursu var. Pimpon oynuyor, tenis oynuyor, yüzüyor, yemek yiyor, içiyor, resim yapıyor. Ve burada her şey, her türlü konfor var diyerek bir tiyatro sahneledi. Ve üzülerek görüyorum ki burada Çin'in bu hilesini aldanan bazı basın mensupları döndükleri zaman ülkelerinde, ya bu kamplarla ilgili biz aldatılmışız diyerek açıklamada bulundu. Bunlardan bir tanesi de ATV muhabiri. ATV muhabirinin bu yönde açıklaması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Biz şunu anlayabiliyoruz. Türkiye'deki komünist, ateist, Mao'cu, Doğu Perinçek gibi satılmış, ihanet içindeki insanların Doğu Türkistanlılara yardım etmek bir tarafa, onlara iftira attıklarını ve Amerikan oyunu, CIA operasyonu diyerek Çin'in katliamlarını örttüğünü biliyoruz. Ama ATV muhabiri, sen kimin adamısın? Efendim, kanal adı vermeyelim. Ha, yani bir kanal muhabiri bunu, evet, yaptı. Yine bir basın mensubu, yine İbrahim Karagül de aynı Doğu Perinçek'le aynı çizgiye oturarak aynı ithamda ve iftirada bize karşı bulundu ki ben bunu anlamış değilim. Yani burada
yardım edemiyorsun, destek veremiyorsun ama gölge etme, başka isyan istemem senden diye bir tabir var. Bari zulmetme, iftira atma. Bırak Doğu Türkistanları kendi kaderiyle, Allah onlara yardım eder. Bu milletin, bu ümmetin içinden hasbi duygusu olan, samimiyet olan insanlar onlara yardım eder. Bu tabii ki bizim hazmedemediğimiz bir olay. Burada Çin'in hangi insan hakları ihlallerinden bahsedeyim size. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde çerçevesi çizilmiş ve hak olarak verilmiş olan seyahat özgürlüğü mü, yaşam hakkı mı, evlilik, çocuk edinme, ibadet, dini ve vicdan hürriyeti, onların eğitim hakları, hangi hakları özgür Doğu Türkistanlıların? Bakın, bugün Doğu Türkistanlılar 2 yıldır hiçbir yere gidemiyor. Hiçbir Doğu Türkistanlı hiçbir ülkeye seyahat edemiyor. Doğu Türkistanlılar kendi Uygur Türkçesinde, kendi dillerinde eğitim göremiyor. Doğu Türkistanlılar Müslüman ve Müslüman olmanın gereği olarak İslami ibadetlerini yerine getiremiyor. Bırakın İslami ibadetlerini, İslami sembolleri bulundurduğu için cep telefonlarında bir mescit ya da bir ayeti kerime ya da bir ezan sesi ya da bir ay yıldız figürü fotoğrafı bulunması Doğu Türkistanlıların terörist olarak suçlanması ve hapse atılması için gerekçe. Bugün Doğu Türkistanlılar hiçbir ülkede, hiçbir milletin mahrum edilmediği hak ve hürriyetlerinin tamamı elinden alınmış ve hak mahrumiyetine uğramış durumda. Bunu da sadece Doğu Türkistanlılara uyguluyor. Çinli Müslümanlar var. Burada Melisa Hanım Çinli Müslümanlara Doğu Türkistanlılara uygulamış olduğu zulmün aynısını uygulamıyor. Yani burada bir etnik temizlik var. Bir etnik soykırım var. Bunu çok net ve açık bir şekilde görüyoruz. Fakat bunu dünyayı anlatırken birçok sıkıntıyla, birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ve Çin'in birçok medya kuruluşunu ya da birçok önemli etkin grupları vermiş olduğu imtiyaz ya da ticari avantajlarla bu konudan uzaklaştırdığını da görebiliyoruz. Burada çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bu tip sıkıntılarımız var. Hak ihlalleriyle ilgili bunu söyleyebilirim. Bugün çocuklarımız Kur'an eğitiminden mahrum. Kendi dilini, kendi inancını, kendi kültürünü yaşayamıyor. Bakın yukarıda bahsettiğim 1 milyon Doğu Türkistanlı Müslüman Türk evladı anne babası kampta ıslah evlerinde devşiriliyor. Böyle bir zulümle karşı karşıya. Şimdi hangi haktan bahsediyorsunuz? Çin hangi hakkı vermiş Doğu Türkistanlılara? Evet. Efendim zaten biz kendi Orhun abidilerimize bile baktığımız zaman orada Bilge Kağan kendi halkına seslenir. Aslında tüm Türk halkına seslenişidir o. Çin'in ipeğine, Çin'in prenseslerine ve Çin devletine inanmayın diye zaten Bilge Kağan'ın 500 yıllardan itibaren bir abidesi var. Evet. Bu da zaten yaşamış olduğunuz zulmü gösteriyor. Çin'in politikasını da bize gösteriyor. Ama ben birazcık da asimilasyon politikasından bahsetmek istiyorum. Çin'in size uyguladığı asimilasyon politikası hakkında konuşalım. Şimdi Doğu Türkistan Türk milletinin, Türkistan genelinde söyleyeyim, Türk milletinin ana vatanı. İlk var olduğu coğrafya, Türk isminin ilk yazıldığı coğrafya, Türk milletinin İslam'la şereflendiği coğrafya. Sultan Satık Burhan'la birlikte Türk milleti kendi hür iradeleriyle İslam'la şereflenmiştir. Hanefi Maturidi İslam'ın, yani Ehl-i Sünnet İslam'ının yaşandığı coğrafyadır ki İmam Maturidi de Uygur Türküdür. Bu bizim Türk İslam kimliğimizin ilk temellerinin atıldığı coğrafyadır. Medeniyet açısından da bakın, halının, ipeğin, dokumacılığın, her türlü el sanatlarının Kars diye bildiğimiz yerin 20 metre 30 metre derinliğinde Tanrı Dağları'nın o kar sularının buharlaşmasının engellenmesi için yer altından sulama projesi yapmıştır. Çinliler ecdadımızın akınlarından, seferlerinden, fetihlerinden korunmak için 5000 kilometrelik Çin Seddi'ni inşa ettiği dönemde atalarımız Çin'e hem kök söktürmüş, hem Çin Seddi'ni inşa ettirmiş, hem aynı zamanda medeniyetin çok önemli sembollerinden birisi olan Kars sulama projesini Turfan bölgesinde inşa ederek bugün hem sulamada, tarımda, ziraatta, hem hayvancılıkta, hem de içme amaçlı, kendi ihtiyaçlarını karşılama amaçlı binlerce kilometrelik tarım bölgesindeki Kars projesini görüyoruz. Bugün Turfan'daki Bezeklik'teki Binbudan mağarasında, orada mağaralara işlenen motiflerde el sanatlarının, medeniyetin, el işçiliğinin, halının, kilimin, ipeğin, arkeolojik çalışmalarda bulunan eserlerin Uygur medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu görüyoruz. Bugün Mısır
mumyaları, Mısır piramitleri, Mısır ekonomisini turistik amaçlı ayakta tutan en önemli sektörlerden birisidir. Ama dünya şöyle bilmez, Mısır mumyalarından ve piramitlerinden asırlar önce Uygurlar, Çin'in Şiyan bölgesinde beyaz piramitler olarak adlandırılan, Türk piramitleri olarak adlandırılan 300 metre yüksekliğinde devasa bu piramitleri inşa etmiş ve o piramitlerin içindeki bilgi hazinesi belki Türk tarihini, belki de Çin tarihini, belki Asya'daki medeniyetler tarihini yeniden yazmamıza vesile olabilecek bilimsel veri ve zenginliklerle donatılmışken Çin o Uygur piramitlerinin üstünü toprakla örterek, ağaçlandırarak o bölgedeki Türk medeniyetini dünyadan saklamıştır. Bugün Türkler hiçbir zaman sapık ideoloji ve dinlere mensup olmamıştır. Hep tek tanrılı dinlere inanmıştır. Bu Türklerin karakterindeki, ahlakındaki ve fıtratındaki asalettendir. Yine bugün Doğu Türkistan'da yukarıda bahsettiğim medeniyet kelimesinin Türkçesi uygar, uygarlık. Öyle evet, mi? Evet. Bu nereden geliyor? Bu kelime Türk Dil Kurumu'na Uygurların bu medeniyetteki bu başarıları ve ilk yerleşik hayata geçen Türk boyudur Uygur Türkleri. Evet. Ve ilk İslam'la tanışan Türk boyudur Uygur Türkleri. Bu medeniyetteki inkişafı ve özelliklerinden dolayı Arapça olan medeni kelimesinin yerine Uygurların bu medeniyetinden esinlenerek Uygar kelimesi iktibas edilmiştir, kullanılmıştır. Ama bugün bakıyorsunuz bu medeni millet, bu insancıl, barışçıl, hakkaniyet ve adaleti tesis eden bu millet bugün Çin işgalci yönetimi tarafından adeta topyekün imha edilmeyle orta çağ karanlığı yaşatılarak adeta orta çağ karanlığına gömülmeyle karşı karşıya. Bugün Moğol İmparatorluğu diye iftihar edilir. Moğol İmparatorluğu'nun inkişafından, başarılarından söz edilir. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın danışmanları, komutanları, müşavirlerinin tamamı Uygur Türkleri. Moğolcayı yazıp onlara teslim eden o Moğol dilinin yazarı Uygur Türkleri. Böyle bir medeni millet bugün Çin gibi adaletten, barıştan, insaf ve vicdandan mahrum, ateist, komünist bir işgalci, 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc elinde adeta topyekün imha ile karşı karşıya. Onun için bu milletin gelecekte Kızılderililer gibi müzelerde korunan, müzelerde ya da tarih kitaplarında acınarak hatırlanan bir millet olmaması için başta Türk İslam dünyasının ve insanlığın Çin'in bu soykırımına dur demesi gerekir ki bugün Bosna'da NATO neyi yaptıysa, bugün Irak'ta hangi gerekçelerle Irak'ı işgal ettiyse, Libya'da hangi gerekçelerle operasyon yapıp o bölgede müdahalede bulunduysa, Doğu Türkistan'da yaşanan, bugün Libya'daki, Bosna'daki ya da Irak'taki yaşanan olaylardan 100 kat daha vahim katliamları görüyoruz. Ama bugün maalesef NATO, olaya müdahale etmesi gereken NATO hala bu olayı seyirci olarak kalmakta. Birleşmiş Milletler, bugün Birleşmiş Milletler 5 daimi üyesi, Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin. Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık gündeme getirir, dünya 5'ten büyüktür diye. Gerçekten katılıyorum. Bugün dünyadaki adaletsizliğin, hakkaniyetsizliğin ve zulmün ana müsebbibi bu 5 devlettir. Bugün Çin, Doğu Türkistan'daki soykırımın ve katliamın sorumlusudur, müsebbibidir. Ama Doğu Türkistan meselesi dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı, huzuru tesis etmekle sorumlu olan Birleşmiş Milletler'in gündemine dahi Doğu Türkistan problemi gelememektedir. Çünkü Çin, o Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip 5 daim üyesinden birisi. Doğu Türkistan'daki bu insanlık dramı gündeme geldiğinde Çin otomatikman veto ediyor. Ve o 5 üyeden birinin veto etmesi onun külliyen kıyamete dek gündeme gelmesinin önünde engel. Peki Birleşmiş Milletler Doğu Türkistan'daki bu soykırıma dur demese kim dur diyecek? İslam İşbirliği Örgütü mü? Hangi İslam İşbirliği Örgütü? İslam İşbirliği Örgütü, sözümün başında da belirttim, Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük kuruluş, hükümetler nezdinde temsil eden en büyük kuruluş ve Müslümanların hak ve hürriyetlerini korumaya matuf kurulan bir kuruluş. Nerede, hangi Doğu Türkistanlı'nın, hangi inançlarının hakkını korumuş şimdiye kadar? Ramazan'da oruç yasak, Ramazan'da katliamlar gerçekleştirildi, namaz yasak, Doğu Türkistanlıların hacca gitmesi yasak, pasaportları toplanılmış, namaz ibadetini bırak, Kur'an eğitimi alması dahi çocuklarının yasak. Ama İslam İşbirliği Örgütü daha şimdiye kadar tek bir beyanda dahi bulunmuş değil. Avrupa Parlamentosu,
zaman zaman tavsiye niteliğinde metinler yayınlıyor, kararlar yayınlıyor ama tabii ki Avrupa Parlamentosu'nun bu tavsiye niteliğindeki kararları da Çin'i hiçbir şekilde etkilemiyor. Tıpkı Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yılda birkaç defa Çin'in katliamları ve uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı hukuk şampiyonu, yani hukuk ihlallerinde şampiyon olduğunu birçok defa ilan etmiş olmasına rağmen onların raporları da ancak tavsiye niteliğinden öteye geçememekte. Onun için NATO bugün Birleşmiş Milletler'den bağımsız bir adalet mekanizması ise, eğer barış için kurulmuş ve zulüm ve soykırıma karşı hareket mekanizması ise, Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu bu soykırım NATO'nun müdahalesini gerektirir. Ve biz bunu ancak Doğu Türkistan'ın kurtuluşunun ve çıkış yolunun böyle bir müdahaleyle olabileceğine inanıyoruz. Çünkü Çin hiçbir şekilde haya etmiyor, utanmıyor, hiç kimsenin telkin ve tavsiyelerini kabul etmiyor. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız başta, Çin'le olan ilişkilerinde defaatle kapalı kapılar ardında Doğu Türkistan'daki bu insan hakları ihlallerinin artık sonlandırılması, kampların kapatılması ve Doğu Türkistanlara uygulanan bu asimilasyon politikalarına son verilmesi tavsiyesinde bulunduğuna ben inanıyorum. Evet. Ama bu Türkiye ile Çin ilişkilerini geliştirirken ekonomik, askeri, siyasi alanda biz ilişkilerimizi arttıracağız ve sürdüreceğiz derken Türkiye'ye karşı eğer zerre kadar saygı duyuyorsa Doğu Türkistan'daki bu yanlış politikalarını durdurması gerekir. Ve ben burada Türkiye'ye de acizane şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman mazlumdan yana zalime karşı adaletli tavrıyla bilinen, hakkaniyetli tavrıyla bilinen bir devlet adamı. Evet. Biz bunu biliyoruz. Evet. Bunu Doğu Türkistan'la ilgili birçok yanlış politikalarda da Çin'e karşı çok açık ve net söylemişti. Tıpkı 5 Temmuz 2009 Ürümçi katliamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı bir soykırımdır, bir katliamdır, derhal durdurmalıdır. Eğer Çin Doğu Türkistan'daki soykırımı durdurmazsa ben bunu Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Parlamentosu'nda, İslam İşbirliği Örgütü'nde gündeme getireceğim diyerek Çin'e karşı adeta bir demokrasi tokadı atmıştı. Bunun üzerine Çin Doğu Türkistan'da belki on binlerce masum Doğu Türkistanlı'nın katliamına son vermişti. Ürümçi 2009 katliamında. Şimdi Çin eğer 21. yüzyılda Amerika ile rekabet edeceğim, Amerika'yı geçeceğim, dünyanın süper gücü olacağım diyorsa bu yanlışından, bu demokrasi ayıbından vazgeçmeli ve kendisine yakışır, daha olgun, daha barışçıl bir adım atması gerekir. Burada Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçmiştir Melisa Hanım. Şimdiye kadar Türkiye belki Çin'e yaptırım uygulayabilecek ekonomik, askeri, siyasi güce sahip değildi ama 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin de imza atmış olduğu Çin'in Pekin'den Londra'ya uzanan Bir Kuşak Bir Yol projesi, bu gerçekten Türkiye için Çin'e yönelik ciddi bir avantaj. Nasıl derseniz, eğer Çin bu projeyle Amerikan ablukasını, Amerika'nın Çin'i çerçeveleme ve dizginleme ve frenleme projesini Bir Kuşak Bir Yol'la bertaraf etmeyi düşünüyorsa, burada Türkiye'ye, Türk dünyasına muhtaçtır Çin. Türkiye işte bu noktada Çin'e, kardeşim sen eğer Batı'dan endişe duyuyorsan, Amerikan endişesi taşıyorsan, benim gibi aynı düşüncedeysen, ben de bu tip kaygılarım var, İkimizin de tehdit algısı aynı yerden geliyor, o zaman seninle biz ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine oturtmamız gerekir. Ancak bunun yolu senin Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediğin, benim de Doğu Türkistan dediğim, senin vatandaşın, tabiin olan, benim de akrabam, dindaşım ve kardeşim olan Uygur Türklerine yönelik sen artık bir çözüm süreci, bir barış projesi uygulaman gerekir. Diğer azınlık milletlere tanımış olduğun hakları, Çin'in asıl unsurlarına tanımış olduğun bu hakkı, azınlık olarak gördüğün Uygur bölgesindeki benim akrabalarıma da hayat hakkı tanıyarak, onlara demokrasi çerçevesinde hak ve hürriyetleri vererek bunları birinci sınıf vatandaş haline getir. Ancak o zaman bizim seninle ilişkilerimiz kalıcı ve sürdürülebilir hale gelir. O zaman senin de parçalanma endişen bertaraf olur. Doğu Türkistanlılar rahat nefes alır. Bizim de itibarımız, saygınlığımız ve ilişkilerimiz sürdürülebilir hale gelir dediği anda ben Çin'in bunu mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Çin bunu Doğu Türkistan meselesinde, iç işlerim, benim namus meselem, ben bu konuda hassasım ve alınganım tavrına girip de
eğer bu konuyu tartışmaya açmazsa Doğu Türkistan gelecekte Çin'in endişe duyduğu gibi batılı ülkelerin kaşımaya müsait bir yarası haline gelir ve bu yara mutlaka ve mutlaka birileri tarafından kaşınır. Çünkü Doğu Türkistanlılar denize düşen yılana sarılır tabiriyle hayatta kalmak, mevcudiyetini muhafaza için kendisine uzanacak elin sarı mı, kırmızı mı, yeşil mi olduğuna bakmaz. Biz isteriz ki Doğu Türkistanlıların hayatta kalabilmesinin desteği Türk İslam dünyasından gelsin, başta Türkiye'den gelsin. Eğer konjonktür ve uluslararası ilişkiler Türkiye'nin mevcut potansiyeli buna yar vermiyorsa, buna imkan tanımıyorsa elbette Doğu Türkistanlılar da her türlü dış güçle işbirliği yaparak hayatta kalmanın yolunu tercih edecektir ki aksesi takdirde Çin Doğu Türkistan'ı belki 10 sene 15 sene sonra tarihten silecek ve uğruna mücadele edeceğimiz Doğu Türkistan ve uğruna mücadele edeceğimiz 35 milyon kardeşimiz kalmayabilir. Efendim peki Doğu Türkistanlılar Çin zulmüne karşı ne yapıyor? Sizdeki örgütlenmeler, direnişler ne durumda? Çok teşekkür ediyorum. Doğu Türkistanlılar Çin zulmüne karşı ve Çin soykırımına karşı hiçbir şey yapamıyor. 4 Doğu Türkistanlı bir araya gelip sohbet etme imkanınız yok. 4 Doğu Türkistanlı bir araya gelip eğer toplanırsanız siz teröristsiniz, siz DAEŞ'çisiniz, siz radikal İslami terör örgütü sahibisiniz ve siz derhal hapse atılırsınız. Doğu Türkistanlılar anne babasının evine ziyarete gidemez. Doğu Türkistanlılar bırakın başka bir şehre, komşu mahalleye ziyarete gitme hakkına sahip değil. Doğu Türkistanlılar hiç kimseyle telefonla dahi özgürce konuşabilme hakkına sahip değil. Şimdi seyahat özgürlüğü olmayan, fikir ve vicdan hürriyeti özgürlüğü olmayan, toplanma ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü olmayan, sendikal hakları olmayan, sivil organizasyon hakları olmayan Doğu Türkistanlılar nasıl örgütlenebilir? Melis Hanım nasıl örgütlenebilir? Böyle durumdayken bile Doğu Türkistanlıların bakın milyonlarca kamerayla Doğu Türkistanlıların sokak başları, cadde başları, köşe bucakları, kapı önleri kamerayla izlenmekte. Bir Doğu Türkistan evinden çıktığı andan itibaren 24 saat evine girene kadar kamerayla ve yüz tanıma sistemiyle takip altında. O Doğu Türkistanlı aynı zamanda evinde bir Çinli göçmenle, Çinli bir komünistle kardeş olarak yaşamak zorunda. Kardeş ev politikası değil mi? Evet, kardeş aile projesiyle evinde bir Çinli var. Dışarıda kamerayla takip ediliyor yüz tanıma sistemiyle. Onun evinde, lokantada, kasapta, manavda herhangi bir yerde bıçak satır, zincire bağlı, barkodla o şahsa zimmetlenmiş ve tek kişiye bir bıçak, bir evde bir bıçak kullanma şansınız var. İkinci bıçak müsaade edilmiyor. O da zincirle ve barkodla size zimmetli. Şimdi Doğu Türkistanlılar örgütlenemez. Doğu Türkistanlılar hiçbir hakkını savunamaz. Doğu Türkistanlılar Çin'in bu imha politikalarına karşı isyan edemez, baş kaldıramaz ve Doğu Türkistanlılar Çin'in nazarında terörist, dünyanın en büyük ordusu, en büyük silahlı güçlerine sahip olan diktatöryal komünist devlet masum ama Doğu Türkistanlı sivil çaresiz halk terörist ve o teröristi Çin istediği gibi katledebilir, hapsedebilir ve öldürebilir. Böyle bir adalet mekanizması olmaz. Böyle bir terör tanımlaması olmaz ama Doğu Türkistanlılar maalesef Çin'in terör tanımlamasının kurbanı haline getirilmiş durumda. Evet. Efendim son dönemde Türkiye, İran, Çin ve Rusya'nın bir ortaklaşa projeleri var. Bir anlaşma içerisinde beraber hareket ediyorlar. Bunun size yansıması ne şekilde? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Melisa Hanım, Çin çok stratejik oynuyor ve uluslararası kamuoyunda çok iyi yönlendiriyor. Farkındaysanız Sovyetler Birliği, Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika söylemiyle 1990'lı yılların başında ekonomik olarak darboğaza giren, ekonomik olarak iflas eden ama siyaseten hak ve hürriyetleri halkına teslim eden Sovyetler Birliği Gorbaçov döneminde parçalandı ve kardeş Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Baltıklarda, Balkanlarda birçok ülke bağımsızlığına kavuştu. Çin burada ne yaptı? Çin hemen Sovyetler Birliği'nin bu kötü tecrübesini kendisine örnekleyerek burada Doğu Türkistan'ın da Batı Türkistan gibi bağımsız olmasını engellemek için Şanghay İşbirliği Örgütü'nü kurdu 90'lı yılların sonunda ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluş felsefesi Özbekistan'da atılan imza ile birlikte Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını engellemek, teröre karşı işbirliği, sınır güvenliği ve radikalizm, aşırıcılık ve radikal sözde İslami teröre karşı mücadele adı altında Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı engellenmesi hedeflendi ve bu zapturapt altına alındı. Ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne imza atan, başta Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi kardeş Türk Cumhuriyetleri de Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına yönelik bütün olayların içinde Çin'le işbirliği haline geldi.
Rusya'da her ne kadar 5 bağımsız Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını elde etmiş olsa da Rusya'nın Dağıstan, Abazya, Osetya gibi bazı Kafkas bölgelerindeki ayrılıkçı hareketler, Çeçenistan gibi özellikle bu tehdit ve endişelerini çok iyi bilen Çin Rusya'yı da yanına aldı ve burada İran, Güney Azerbaycan dediğimiz İran Azerbaycan'ı orada 35-40 milyon Azeri Türk'ü var ve İran'da Rusya, Çin ve İran burada Türk birliğinin oluşmasının önünde kendi aralarında bir işbirliği içerisinde maalesef Türkiye'mizde yine Amerikan ve Batı tehdidiyle Rusya, Çin ve İran eksenine sessiz kalmakta. Çünkü bir bağımsız Türkistan hareketi ister istemez Rusya, Çin ve İran'ın tepkisini çekecektir. Ben küçük bir misal vereyim. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordumuz, kahraman ordumuz Suriye'deki terör örgütlerini bertaraf etmek için PKK, PYD, YPG gibi bu örgütlere karşı operasyon yaptı. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Afrin gibi operasyonlar yaptı. Buna ilk tepki veren ülke kim biliyor musunuz? Çin. Türkiye Osmanlıcılık oynuyor. Türkiye yayılmacı emperyalist politikalarıyla Turan'ı hedefliyor. Ve Türk dünyasının birliğini amaçlıyor. Erdoğan burada Osmanlı padişahı gibi hareket ediyor diyerek ilk tepki veren Çin oldu. Bizim düşmanımız kimmiş? Dostumuz kim? Kimle stratejik ilişki kuruyoruz? Ve daha sonra hemen akabinde tepki veren ülke İran. Ve yine Rusya. Niye? Çünkü İlk defa Türkiye misaki milli sınırlar dışında bir Türk bölgesine, Müslüman Türk bölgesine, Suriye'deki Suriye Türkmenlerine sahip çıkıp o bölgede bir kazanım elde etti ki bu kazanım Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Anadolu coğrafyasından Türkiye'nin resmi sınırlarından misaki milli dışında bir bölgeye, bir mazlum bölgeye, mağdur bölgeye kahraman Türk ordusunun operasyonu ve orada bir kazanımdı. Bu kazanım eğer başarıyla sürdürülürse Irak'taki Türkmenleri tutun, İran'daki İran-Azerbaycan'ı tutun, Rusya'daki kardeş Türk Cumhuriyetleri ya da özel muhtar bölgeler ta ki Çin işgalindeki Doğu Türkistan'a kadar sirayet edecek bir büyük Türkistan'ın oluşumuna vesile olacaktı. Onun için biz burada stratejimizi geliştirirken, dostlarımızı tespit ederken geleceği de iyi okuyarak bir kuşak bir yol projesini de İpek Yolu projesini de bu çerçeveden analiz edersek Çin'in gelecekte bizim için en büyük tehdit olacağını da çok net görebiliriz. Efendim o kadar çok soru hazırladım ki size. Vaktimiz de dar. Siz erken kalkacaksınız sanırım. Birazcık da Çin'in Tibet politikasından da bahsedelim istiyorum. Evet. Şimdi Çin'de 56 azınlık millet var Melisa Hanım. Çin öyle görüldüğü gibi tek parça, tek milletten oluşan bir büyük güç değil. Çin 56 azınlık milletten oluşmuş bir millet. Ama bunun içinde hala mevcudiyetini muhafaza eden en güçlü ve Çin'in kendisi için tehdit ve potansiyel olarak gördüğü bölge Doğu Türkistan bölgesi. Çünkü bizim İslam'a olan bağlılığımız, İslam inancımız, Müslüman kimliğimiz ve Türklük bilincimiz Çin'in bizi imha etmesini, asimile etmesini engellemiştir. Bugün birçok etnik milletler, bugün 56 azınlık milletin içinde dahil olan birçok etnik milletin artık esamesi dahi okunmamakta. Bugün Tibet örneğini sordunuz. Tibet olayında Dalai Lama biliyorsunuz onların ruhani lideri. Haşa hatta tanrı olarak görürler kendileri. Çok ciddi bir bağ vardır Tibetlilerin Dalai Lama ile arasında. Kutsal bir misyon yüklemişlerdir. Adeta Tibet lideri öl derse hepsi ölür. Bu kadar bir bağlılık. Ve Tibetliler mücadelesini bir dönem bağımsızlık olarak sürdürmüş olsa da son dönemde insan hakları, demokrasi ve Çin'le barışçıl bir söylem geliştirerek orada mevcudiyeti muhafaza etmeyi tercih etti. Ama Çin hiçbir şekilde taviz vermedi ve Çinchenggu isimli bir bölge valisini Tibet'e atayarak yaklaşık 7-8 yıl Tibet'e kan kusturdu. Ve Tibet'te zaman zaman ekranlarda görmüşsünüzdür. Kendini yakan rahipleri görüyoruz. Evet. Çin'in uygulamış olduğu antidemokratik uygulamalara, hukuk ihlallerine dayanamayan Tibetli rahipler sık sık kendini yakarak, intihar ederek Çin işgalci yönetimine karşı protesto eylemlerinde bulunmuştur. Ama bugün Tibet'in o direnci büyük bir ölçüde kırılmıştır. Çin'in yurt dışındaki nüfuzu, gücü, ekonomik, askeri, siyasi potansiyeli Tibet davasının artık devletler düzeyinde değil, bazı entelektüel şahsiyetler düzeyinde ele alınabilecek bir seviyeye indirgemiştir. Bundan 15-20 sene önce
Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Hindistan'da ve dünyanın değişik ülkelerinde devlet başkanları düzeyinde kabul edilen Dalai Lama, son birkaç yıldır Çin'in dış politikadaki atak ve yoğun çabaları sonucu ve ekonomik gücünü de, askeri gücünü de ortaya koyarak uygulamış olduğu çabalar sonucu, Dalai Lama artık devlet başkanları nezdinde kabul görmekten öte pasifize edilmiş bir pozisyonda. Qin Shengguo, Tibet'i yöneten bu eli kanlı katil, 2016 yılında Doğu Türkistan'a tayin edildi. Tibet'teki başarılı soykırımından dolayı Doğu Türkistan'a bölge valisi olarak atandı. Son 3 yıldır da Doğu Türkistan'ı idare etmekte ve Qin Shengguo Doğu Türkistan'a bölge valisi olarak geldikten sonra Doğu Türkistan'daki bu kamplar, soykırım, bu katliamlar zirve yapmıştır. Ve bu 2012 yılında Çin devlet başkanı seçilen Xi Jinping'in maalesef tarihe kara leke olarak yazılacak icraatlarının başında gelmektedir. Efendim, biraz önce siz de bahsetmiştiniz, bir kardeş aile projesi var. Bu Çin'in özenle hazırlamış olduğu bir proje olsa gerek. Çünkü her eve bir ajan yerleştirme gibi bir durum söz konusu. Ben öyle anladım. Bununla ilgili birazcık konuşalım. Şimdi size şunu söyleyeceğim Melis Hanım. Çin bizim tarihi düşmanımız. 5000 yıllık, yani yakın tarihte 5000 yıllık bir hasmane ilişkimiz var. Onlarla savaşlar açılmış, büyük mağlubiyetler, büyük zaferler yaşanmış. Ve bizim hem inanç, hem kültür, hem milli olarak bizim düşmanımız. Şimdi bu düşmanımız bizim erkeklerimizi hapse, kampa atıyor. Ve ailelerinin, mahreminin, eşinin, kızının bulunduğu korunaksız, barınaksız evlerine Çinli memurlar görevli olarak orada yatılı olarak kalıyor. Ve Çin resmi rakamları bunu kendisi ilan etti. 1.6 milyon Çinli memur Uygur bölgesinde yatılı olarak kardeş aile projesine destek verdi diyerek. Yani bu... Bakın bu ne insanlık tarihinde ne İslam tarihinde yaşanmış bir soykırım, bir ahlaksızlık değil. Böyle bir şey yok. Evet. Hitler'den örnek verdim ben bugün mitingde. Hitler 1940'lı yıllarda Yahudileri katlederken onları sadece canına kastetti. Ama Çin bizim canımızı kastederken, hayatımıza son verirken aynı zamanda inançlarımızı ve namusumuzu da tarumar etmekte. Bugün bunun amacı nedir? Bunun amacı bugün milyonlarca Doğu Türkistanlı Türk esaret kapları ve cezaevlerine atılmasının gerekçesi Çin içeriden ve dışarıdan olası bir operasyonla bir parçalanma sürecine girerse Doğu Türkistan'ın bağımsızlığının engellenmesi için milyonlarca işe yarar, kabiliyetli, Çin'le savaşabilecek olan savaşma kabiliyetli erkeklerimizin tamamı bugün cezaevinde ve kamplarda. Birinci gerekçe bu. İkincisi, bir kuşak bir yol projesi Çin'in hayat damarı Amerikan kuşatmasına yönelik komşu ülkeleri de yanına alıp bu projeyle kuşatmayı delebileceğini ve kuşatmayı bertaraf edebileceğini düşünmekte. Çünkü 20 trilyon dolarlık bir pastayı ortaya koymuş durumda. Şimdi burada da bir kuşak bir yol projesinin, İpek yolu projesinin önündeki en büyük engel yine Doğu Türkistanlılar. Çünkü Doğu Türkistanlılar Çin'in bu projesine karşı çıkacaktır. Çünkü orada gelecekte olacak bir olası bir ayaklanma, bir bağımsızlık hareketi o projeyi çöpe atacaktır. Onun için o bölgede bu soykırımı uygulamaktadır. İşte bunu uygulamak için evlere Doğu Türkistanların tamamını 24 saat biri bizi gözetliyor evindeki gibi kontrol edebilmek için erkekler kampa cezaevinde, hanımların, çocukların bulunduğu evlere de Çinli memurlar yerleştirilerek onlar 24 saat gözetim altında tutulmakta. Şimdi 1 milyon çocuğumuz bahsettim işte o ebeveynleri kampta cezaevinde olanların 1 milyon çocuğu da ıslah evlerinde komünist ideolojiyle mankurtlaştırılmakta ve devşirilmekte, bize düşman olarak yetiştirilmekte. Böyle bir soykırımı hangi emperyalist, hangi zalim, hangi işgalci devlet, hangi mazlum coğrafyaya uyguladı? Hitler'i örnek alın, Firavun'u örnek alın, Nemrut'u örnek alın. Bakın, Firavun ve Nemrut örneğinde Hazreti İbrahim'in tahtına sahip olacağını bilen Hazreti Musa'nın Firavun'un tahtına talip olacağı bilgisi ulaşıyor. O dönemin zalim kralı. O yıl doğan bütün erkek çocuklarını tespit ederek öldürüyor. Erkek çocuklar. O yıl doğan bütün erkek çocuklar. Çünkü Hazreti Musa o çocuk o yıl öldürülmezse gelecekte o zalim kralın tahtına sahip çıkacak. Ve bunu bildiği için öldürttü. Bir yıl doğan erkek çocuklar. 35 yıldır Doğu Türkistan'da ne erkek ne kız çocuğu ayırt etmeden Çin bütün Müslüman Türklerin hanımlarının çocuklarını öldürmekte. Bunlar 9 aylık hamile, belki doğumuna 1-2 hafta kalmış olsa bile kota fazlasıysa, bir çocuktan fazlaysa, o tespit edildiyse onu zorla götürüp kürtaj etmekte. Firavun'un, Nemrut'un yapmadığını yapıyor bugün için. Böyle bir zulümle karşı karşıyayız.
Yani bu millet, Doğu Türkistanlılar eğer sokağa çıkıp delirmediyse, isyan etmediyse, kendilerini patlatmadıysa, ya bu millet çok sabırlı bir millet, ya Allah bunlara sabır veriyor, ya da bu millet artık duygularından arınmış, hiçbir şey hissetmiyor. Böyle bir imtihan yok. Böyle bir zulüm, böyle bir imtihan yok. Onun için bazen bizim sesimiz yükseliyor, bazen ses tonumuz yükseliyor. Bazen siyasilerimize kırıldığımız, gücendiğimiz ve sitem ettiğimiz anlar oluyor. Bu değil ki şöyle düşünülmesin. Benim bazen Türkiye'deki siyasi büyüklerimize sitem edip gönül koyup üzüldüğüm söylemlerimi Doğu Perinçek işte bizi sanki Türkiye düşmanı gibi, Türk devletini yöneten siyasilerimizin hasmı ve düşmanı gibi lanse ediyor. Haşa. Biz bu millet için, bu devlet için, bu siyasilerimiz için kendi oy verdiğimiz, fiili ve kavli oylarımızla desteklediğimiz bu siyasilerimiz ve devletimiz, milletimiz için anca dua ederiz. Anca hayır duası ederiz. Ve başına bir musibet geldiğinde de hayatımızı ortaya koyup bedel ödemeye de hazırız. Bütün Doğu Türkistanlılar, ben değil. Ama Doğu Perinçek yarın Türkiye'ye bir dış operasyon olduğunda kendisini Moskova'dan bulacak, acaba Pekin'den bulacak. Bunu buradan yazın. Yarın Türkiye'ye bir savaş ilan edildiğinde Türkiye'deki bu komünistlerin Mehmetçiğin önünden ve arkasından kurşun sıkacağını adım gibi biliyorum. Ama Doğu Türkistanlılar bu milletle birlikte bu topraklarda şehit olmaya hazırdır. Efendim, uluslararası kuruluşların Doğu Türkistan'a karşı, Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulme karşı tepkileri nasıl oldu? Şimdi uluslararası kuruluşları ikiye ayıralım. Birisi non-government organization dediğimiz sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşlarının Doğu Türkistan'la ilgili gerçekten güzel çalışmaları, güzel raporları ve güzel tespitleri var. Ve Çin'i de zaman zaman insan hakları ihlalleriyle ilgili şampiyon ilan ettiğini biliyoruz. Kınayıcı, eleştirici ve bu zulme karşı adil bir tavır ortaya koyduklarını biliyoruz. Ama bu tabii ki tavsiye niteliğinden öteye geçmiyor. Bunlar kimdir? Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ya da her türlü insan hakları örgütleri. Mesela Türkiye'de de İHA bunların başında geliyor. Türk Ocakları bizim STK'larımızdan. Bugün mesela Memur Sen, Kamu Sen, Alperen Ocakları, Ülke Ocakları. Bu sivil organizasyonlar tepkisini ortaya koyuyor ve Çin'e itiraz ediyor. Ama bunun hiçbir caydırıcılığı, hiçbir ikna ediciliği yok. Sadece biz vicdani ve milli sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ve Çin'e karşı hangi safta yer aldığımızı ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ama burada asıl sorumlu olan ve o sorumluluğunu uygulamaya, pratiğe dökebilecek olan Birleşmiş Milletler nerede? NATO nerede? İslam İşbirliği Örgütü nerede? Avrupa Parlamentosu nerede? Bunlar Çin'e karşı ekonomik, askeri, siyasi müeydeyi ortaya koyarak bu katliama, bu soykırıma dur demesi gerekir. Ama bunların içinde Birleşmiş Milletler'de Çin veto hakkına sahip 5 daimi üyeden birisi. Burada hiçbir karar alınması mümkün değil. Çünkü Çin bunu veto edecek. Bunu geçtik. Avrupa Parlamentosu'nun ordusu yok. Askeri caydırıcılığı, askeri yaptırımı ya da Çin'e yönelik bir askeri operasyon yapma şansı yok. Avrupa Parlamentosu'nun da ancak tavsiye niteliğinde karar alabildiğini görüyoruz. Bu iki. İslam İşbirliği Örgütü, yukarıda bahsettim. Hangi İslam İşbirliği Örgütü? Filistin meselesinde Filistin'deki bu zulmü henüz daha durduramamış olan, kendine hayır olmayan İslam ülkeleri kalkıp da 1,5 milyarlık Çin'e karşı bir de kendisinden olmayan, sözüm ona, Doğu Türkistan'a hangi gerekçeyle sahip çıkacak, hangi argümanlarla, hangi vicdan ve hangi adalet duygusuna sahip çıkacak? Çünkü şimdiye kadar bir kere dahi kınama metni dahi yayınlamamış olan İslam İşbirliği Örgütü'nden bahsediyorum. Burada kala kala tek şey kalıyor. O da NATO'nun yukarıda bahsettiğim Bosna'da Sırp katliamına karşı hangi gerekçelerle müdahale ettiyse NATO, Doğu Türkistan'da bugün Sırp katliamından 10 kat, 100 kat daha ağır bir soykırım uygulanmakta. Kampların kapatılması ve kampta işkenceyle ölümlerin sonlandırılması bir insanlık ayıbıdır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde bize tanınan, bütün insanlara tanınan yaşam hakkı bugün ihlal edilmiştir. NATO'nun Doğu Türkistan'a müdahale etmesi gerekir. Ancak şu anda yapılabilecek bu. O olmasa ne olabilir? Bugün bakın, Doğu Türkistanlıların topyekün ya istiklal ya ölüm noktasına gelmesi gerekir ki yukarıda gördünüz. Dışarıdan lojistik yok, destek yok, sınırlar kapalı. Erkeklerimiz hapiste. Bırakın silahı, bıçaklar dahi, nacaklar dahi, satırlar dahi zincirle bağlanmış, barkodla zimmetlenmiş. Yüz tanıma sistemini herkes takip altında, evinde Çinliler. Hangi cihadı, hangi milli mücadeleyi, hangi araçlarla Doğu Türkistanlar yapacak? Sadece Çin devletinin, devlet terörünün kurbanları olmaktan başka, ona seyirci kalmaktan başka bizim elimizde hiçbir alternatif yok.
Bugün de o Türkistanlar eğer hasbelkader çıkıp 8'e 10'u bir yerde bir eylem yapsa, Çin belki de bunu tarihi bir fırsata dönüştürüp Doğu Türkistan'da katliamlarını artık açıktan aleni kurşuna dizerek senin kardeşin, senin akraban ya da senin ismin şu eylemi yaptı diyerek kitleleri kurşuna dizerek bir soykırım uygulayacak. Böyle bir açmazla, böyle bir çıkmazla karşı karşıyayız biz. Ama buna seyirci mi kalacağız? Buna böyle sükut edip sabredeceğiz mi? Hakikaten Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz nasıl ağır bir imtihandan imtihan ediliyorsa biz de dışarıdaki Doğu Türkistanlılar da bunun acısını ve ızdırabını yüreğimizde en derin bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Efendim bizim sadece 5 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Sayın İbrahim Başlı, biz bugün çok fazla söz hakkı size veremedik. Aslında Seyit Bey'in vakti çok kısıtlıydı. Normalde ikinci yarıda bizimle beraber olamayacaktı ama Kanal 23 seyircilerini bırakmadı. Değerli vaktinden bize ayırdı. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Son 5 dakika içerisinde efendim siz bu zulüm için ne söyleyeceksiniz veya son düşünceleriniz nelerdir? Onlarla ilgili kısa bir 2 dakikalık konuşmanızı alalım. Evet, teşekkür ederim. Tabii biz ev sahibi olduğumuz için inşallah Başka bir programda yine belki konu eğitim olacak, dünya gündemiyle ilgili yine. Özellikle 3600'ü çok merakla konuşacağım. Yine inşallah konuşuruz. Tabii bugün konu Doğu Türkistan olduğu için ve misafirimiz bu konuyla ilgili görüşleri bizim için çok önemli olduğu için sizin aracılığınızla işte bu ekranlardan Elazığ'da ve tüm yurtta işte dünyanın her yerinde belki izleyenler vardır. Buradaki zulmü, buradaki yaşanan sıkıntıları en iyi şekilde birinci ağızdan dinlemek için Sayın Başkanımızdan özellikle onu dinlemek istedik. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten oradaki yaşanan sıkıntıları en güzel şekilde anlattı bize. Biz de millet olarak özellikle Elazığ zaten doğuda bilinen bir şehir. Hem bu anlamda hem ülke olarak hem ümmet coğrafyasında işte milletimizin, bayrağımızın dalgalandığı bütün coğrafyamızda ki bu konularla ilgili hassasiyeti Elazığ'ın çok yüksektir. Bu anlamda bugün de bunu ispatladı. Biz sadece bugün değil her zaman Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yanındayız. Hem memur sen olarak hem bir Elazığlı vatandaş olarak bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa bundan sonra da inşallah böyle sıkıntılar yaşanmaz ve bizim de böyle tepkiler vermemize gerek kalmadan inşallah bu zulüm sona erer. Ve buradaki kardeşlerimiz de hem dini inançlarını hem de bir insan olarak başkanımızın biraz önce bahsettiği yaşama haklarının elinde alındığı bir ortamdalar. Dolayısıyla bu zulümden kurtulmalarını biz Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ben değerli başkanım da Elazığ'a kadar teşrif edip geldi, bizi kırmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Siz de bizi konuk ettiniz. Ben size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar bugün mitingimize katılan hem basın yayın kuruluşlarımıza, medyamıza hem aziz şehrimizin aziz insanlarına ben hem teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Birkaç cümle. Evet, lütfen. Tabii öncelikle size, Kanal 23 çalışanlarına, sizin nezdinizde 35 milyon sesi kesilmiş, soluğu kesilmiş mazlum coğrafyanın birkaç cümle olsa derdini anlatma fırsatı verdiniz. 35 milyon Doğu Türkistanlı halkım adına sizin nezdinizde bütün Elazığ'a şükranlarımı sunuyorum. Kanal 23'e de çalışanlarına da. Ve yine İbrahim Bahşi Başkanıma, Memur Sen İl Temsilcimiz İbrahim Bahşi Bey'e, ekibine, yönetim kuruluna ve yine Elazığ'daki STK'lara, siyasi parti temsilcilerine bugün çok güzel bir organizasyonla Elazığ meydanından Doğu Türkistan'a bir yankı, bir adil ses, bir adaletli ses, hakkaniyetli ses ve yankı verdikleri için İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elazığ halkı gerçekten, ben Elazığ'ı gıyaben çok iyi biliyorum. Milliyetçi muhafazakar yapısıyla, ülkesine, milletine, devletine bağlılığıyla Elazığ Anadolu'da çok müstesna bir ildir. Her ne kadar ben Elazığ'a çok sık gelmesem de, belki bir defa geldim, bu ikinci ziyaretim. Ama Elazığ yiğit insanlarıyla, adil ve mert insanlarıyla bilirim. Ve bugün buna bir kez daha tanık oldum. Allah Elazığ'daki kardeşlerimizden razı olsun. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımız başta,
bütün siyasi partilerimize ve devletimizi yöneten bürokratlarımıza da Cenab-ı Allah güç kuvvet versin. İçeride ve dışarıdaki ihanete karşı devletimizi ve milletimizi hiçbir zaman mahcup etmesin. Çünkü Türkiye 80 milyondan 700 küsur bin kilometre kareden ibaret bir ülke değil. Türkiye bütün mazlumların yegane ümit kaynağı ve yegane istinadgahı. Bu yönüyle Türk İslam dünyasının Türkiye'den beklentileri çok yüksek. Doğu Türkistanlılar özellikle hasreten kurtuluşu önce Allah'ta sonra Türkiye'de görmekte. Bu temenni ve düşüncelerimle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. İnşallah bir dahaki programda bu tamamen bu zulümden kurtulmuş bağımsız bir Doğu Türkistan i̇nşallah, olarak. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Doğu Türkistan'ı inşallah. Ağzınıza sağlık. Ben yarınki programla ilgili bir duyuruyu yaparak sözümü sonlandırmak istiyorum. Avrupa'da en önemli STK'larımızdan birisi olan İGMG, Avrupa İslami Görüş Milli Görüş Teşkilatı Başkanı Kemal Ergün Bey iki gün önce bir duyuru ilan etti. Doğu Türkistan'daki Çin işgaline karşı 20 ülkedeki İGMG başkanlarını Çin elçiliği önünde bir basın açıklaması ve protesto gösterisine çağrıda bulundu. Ben de inşallah biraz sonra sizden sonra bir televizyon programımız daha var. O programdan sonra İstanbul'a hareket edeceğim. Yarın sabahleyin Almanya'ya, Köln'e hareket edip orada Kemal Ergün başkanımızla birlikte 20 ülkedeki bu Çin karşıtı protestoya destek vereceğim. Ben buradan Kemal Ergün başkanıma ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarına bütün Doğu Türkistan'a da teşekkür ediyorum. Yine 7 Şubat tarihinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bey Ankara'da uluslararası bir panel organize ederek Doğu Türkistan'daki bu soykırımı, kamp ve işkenceleri, Doğu Türkistan gerçeğini bilimsel bir tartışmaya ve panele ev sahipliği yapacak. Ben gerçi o tarihler içerisinde Türkiye'de olmadığım için katılamayacağım, arkadaşları göndereceğim. Her iki etkinliğimize bizim Doğu Türkistanlı teşkilatlarımızın ve dostlarımızın iştirak etmesini ve bu faaliyetleri desteklemesini buradan rica ediyorum. Ve Kemal Ergün Başkanım'a olsun, gerek Mustafa Destici Başkanım'a olsun teşekkürlerimi sunarken bütün STK'larımıza yine Kamusen, Memursen, Alperen Ocakları, Ülke Ocakları, Türk Ocakları, ismini sayamadığım TÜGVA'dan TÜRGEV'e kadar bize kucak açan, sahip çıkan, Doğu Türkistan'ı bu milletin davası haline getiren, Kıbrıs meselesi Türk milletinin nasıl milli davasıysa Doğu Türkistan'ı da aynı perspektifle ele alarak bize sahip çıkan herkese ben şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizden razı olsun. Amin inşallah. Efendim tüm terörü, bu zulmü, size yapılan zulmü ve tüm zulümleri kınayarak sizlere mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere efendim.